pazartesi günü için bir yağış geçişimiz var. Onun dışında İstanbul'da pazar ve salı günü için yağış beklentimiz yok. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar biraz artmıştır. Lodos'la birlikte özellikle batı bölgelerde, ancak ülkemizin güneybatıdan başlayarak yurt genelinde özellikle güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere göreceğiz. İç Anadolu'da şu İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında bir yağış beklemiyoruz, ancak İç Anadolu... Bir süredir yurt genelinde yağışsız günler yaşamıştık, uzunca bir süredir. Ancak şöyle bir müjde verebiliriz, en azından güney ve doğu bölgelerimizde önümüzdeki bir hafta boyunca yağışlar aralıklarla devam edecek diyebiliriz. Pazar günü, haftanın son gününde özellikle Güney Ege ve Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olmak üzere yağışlar göreceğiz. Yarın sabah saatlerinde Güney Ege'de başlayacak olan yağış öğle saatlerine doğru artık Güney Ege ve tüm Akdeniz bölgesinde görülecek diyebiliriz. Hafta başından itibaren baktığımızda ise güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere yurdumuzun en batı kesimleri hariç, kuzey batı kesimleri hariç tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz diyebiliriz. Bu yağışlar özellikle Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde, bir de Doğu Anadolu'nun güneyinde zaman zaman kuvvetli de olabilir. Sıcaklıklara baktığımızda sıcaklıklar genellikle mevsim normalleri civarında seyrediyordu. Hafta sonunda yeni gelen sistemle birlikte birkaç derece sıcaklıklar arttı. Özellikle batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Ancak hafta başından itibaren tekrar özellikle batı bölgelerde 3-4 derecelik sıcaklık düşüşü göreceğiz. Bununla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. 3 büyük şehrimizin sıcaklığına da bakarsak, Ankara'daki sıcaklıklar önümüzdeki hafta boyunca 15-17 dereceler civarında seyredecek. İstanbul'da yine 16-18 dereceler civarında en yüksek sıcaklıklar seyrederken, İzmir'deki en yüksek sıcaklıklarında yine 20 dereceler civarında olacağını tahmin ediyoruz. Yarın sabah için, yani pazar günü sabah saatlerinde Muğla çevrelerinde zaman zaman kuvvetli yağışlar görebiliriz. Yine yarın pazar günü öğle saatlerinden itibaren de Antalya'nın özellikle doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli yağışlar göreceğiz. Daha sonra Doğu Akdeniz'de pazartesi günü içinde yine Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güneyinde yine aralıklarla kuvvetli yağışlar görebiliriz. Bununla ilgili yine güncel tahminlerimiz ve uyarılarımızı takip etmekte fayda var. Önümüzdeki hafta boyunca güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere yağışlar göreceğiz, ancak kuzeyde de özellikle Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyı kesiminde de hafif olmak üzere yine aralıklarla yağışlar göreceğiz. Kuzeyli rüzgarlarla birlikte Karadeniz üzerinden gelen bulutlarla Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de de yine aralıklarla yağışlar göreceğiz diyebiliriz önümüzdeki hafta boyunca. İç Anadolu'nun doğusunda görecek yağışlar Ankara'da etkilemeyecek gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta boyunca yağışlar çoğunlukla yağmur şeklinde, ancak Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yine karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam edecek diyebiliriz.